Tamam, biraz uzatacağım şeyi. Aslında son 10 dakikaydı ama biraz hızlanalım, biraz uzatacağım. Arkadaşlar göremiyorum ya. Vallahi taraftan geçin ya. Hadi siz geçin ya da konuşun arkadaş çıksın. Buyurun. Nuriye Efendi, biz kadınlar için adına konuşuyoruz. Nuriye mi? Nuriye. Nuriye, buyurun. Biz kadınlar olarak ne istiyoruz? Biz başta bu barışın inşasına büyük emeği geçen Abdullah Öcalan'a saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Başta Abdullah Öcalan olmak üzere tüm siyasi kutsaklarının bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Evet. İkinci isteğimiz kutsatı istiyoruz. Üç, kadın erkek eşitliği istiyoruz. Dört, ana dilde eğitim. Herkesin kendisini ifade edebileceği dilde konuşmasını istiyoruz. Evet. Teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi tekrar masaya geçiyorum. Çok önemli. Bütün bulunan akın heyetine, diğer kardeşlerimize hoş geldiniz. Bugün işimiz konumuz vatan ve millet bütünlüğüdür. Diğeri tafarlardır. Herkesin elbette içinde yatan birçok şeyler var. Biz istiyoruz ki ilk olarak meclisimizdeki bulunan idarecilerimizin ve diğer idare etmek isteyenlerin bir sözüyle toplumu acılamasın. Onları hoş görmüyoruz. Öyle bir şey ki ilk olarak biz kendimizden başlamalıyız. Kendimiz doğru olmadıkça toplumu doğru göremeyiz. Toplumun içerisindeki kişi kendini sevdirmedikçe toplumda sevilmesi olması mümkün değil. Her ümmetin, her insanın, her cemiyetin mutlak bir son cümlesi var, yok olması var, eceli var. Toplumun içerisinde inşallah Cenab-ı Hak bunu bu vesileyle ortadan kaldırıp yeniden vatan ve millet bütünlüğünü sağlayacağın kanaati var. Kanaat önderliklerinde hepinize ve bu işe gönül verenlerin hepsini saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim Ayet Hoca'ya. Bir iki cümlenin altını çizerek arz edeceğim. Konuşulan şeyler soru işareti bırakılmasın. Kürt halkının ayrı bir devlet, ayrı bir millet, ayrı bir bayrak devri yoktur. 30 yıldır bu bölgede görev yapıyorum. Fakat bazen meram ifade edilmeyebilir o açıdan. Çünkü Çanakkale'ye baktığımız zaman o fotoğrafta herkesin bir şehidi var. Sarıkamış'ta yine öyle. Ve bu 70 küsur milyon insanın tümü biliyor ki ırkçılık haram. Ve bir şey daha arz edeyim. Nefsi için istediği, başkası için de istemeyenin İslam dairesinin dışına çıkacak, bizden değildir dedi Peygamber Efendimiz'in bu şeyine muhatap olacağını da herkesin çok iyi biliyor. Fakat şu var, yani iki arada kalan insanların çekmiş olduğu sıkıntılardan dolayı sezlenişleri de çok normal görmek lazım. Ve bu vesileyle ben sizi de bu çalışmanızı bir ibadet olarak görüyorum şahsım. Çok sağ olun. Barıştan yana olmayan ancak beyni yıkanmış insan olabilir. Başka bir şey demiyorum, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Ben şahsen Türkiye'de herhangi bir kültür sorun olduğuna inanmıyorum. Bu sorun haline getirilen bir mesele. Bir kere bu isim kullanılması baştan yanlış. Hükümetin bu meseleye böyle yaklaşması baştan yanlış. Türkiye'de demokrasi problemi olduğuna da inanmıyorum. Çünkü bu memlekette Kürt Cumhurbaşkanı Kürt Başbakan olmuş. Eğer demokraside öyle bir şey yoksa veyahut da sizin kanunlarınız buna yetersizse dikkat edin, burada konuşanlar çoğu Kürt. Şu anda yanımda oturan hoca arkadaşım Kürt, ben Azeri. O Sünni, ben Caferi. Bu memlekette böyle bir problem yok. Bu problemi yaratan sadece ve sadece siyasetçilerdir. Peki. Siyasetçiler kendi aralarında bu sorunu çözmedikleri sürece mesele düzelmez. Çünkü halkı yönlendiren de onlar. Siyasetçiler kendi çıkarları için kendi çıkarları herkes görüşlerini söylüyor. Tamam, buyurun. Kendi çıkarları için, makamları için tarih boyunca da öyle olmuştur. Şu anda da aynen devam etmektedir. Ki bu sadece Türkiye'nin de problemi değil, bölgenin problemi değil.
Anlaşıldı Seyit Hanım. Onun için siyasetçiler mesele kendi aralarında çözüyor. Reyki çok teşekkür ediyorum. Evet, çok değerli akil insanlar grubunu saygı ve hürmetlerimle karşılıyorum. Analar ağlamasın, barış olsun, kardeşlik olsun, uzlaşma ortamı çıksın düşüncesiyle yola çıkan siz değerli misafirlerimizi tekrar saygıyla karşılıyorum. Buraya katılan tüm misafirlerimize de hürmetlerimi sunuyorum. Çünkü davetleri sizler adına biz yaptık buradaki bulunan misafirlerimize. Şunu da vurgulamadan geçmek istemiyorum. Arkadaşlardan bazıları bizi eleştirici tarzda bulundular. Hiç önemli değil. Olacaktır bu. Kardeşliğin daha güzel pekişmesi için hatalar eleştirilecek ki daha güzel birliktelik ortaya çıksın. Doğru. Şu anda salona baktığım zaman, salonu dinlediğim zaman, kendi listelerimi kontrol ettiğim zaman, listeleri hazırlarken telefonla ulaşmaya çalışıp da ulaşamayıp ondan sonra listeyi hazırlayıp bu hale getirdiğimden dolayı bu kadar. Ama yine de buna rağmen salonda bir kardeşlik ortamının olduğunu, bir birlik ortamının olduğunu görmekteyim. Katılan tüm katılımcılara, konuşan ve konuşmayan tüm misafirlerimize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Allah bizleri barıştan yana, kardeşlikten yana eylesin. Temennimiz, isteğimiz, dileğimiz uzlaşma ortamı olsun, barış ortamı olsun, anılar ağlamasın, şehitler düşmesin, insanlar ölmesin. Bu temenniyle heyetinizi ve bulunanları saygıyla karşılıyorum. Çok teşekkür ederim.